Fonksiyonel gruplar içinde bulundukları moleküllerin karakteristik kimyasal tepkimelerinden sorumlu belli atom gruplarıdır. Organik kimyada sayısız fonksiyonel grup bulunur. Bu yüzden bu videoda ancak en çok bilinenlerin ya da dersleriniz için özellikle bilmeniz gerekenlerin üzerinden gideceğiz. Öncelikle alkenlerden başlayalım. Alkenlerin yapısındaki karbonların arasında ikili bağ vardır. Hatta burada da bu ikili bağ bir örnek görüyorsunuz. Buradaki R ise bileşiğin geri kalanını ifade ediyor. Aslında R derken genelde de hidrojen ve karbonlardan bahsediyoruz. Şimdi bir tane örneğe bakalım. Sağ taraftaki bileşiğin karbonları arasında ikili bağ olduğunu görüyoruz. Demek ki bu bir alken. Peki bu alkeni nasıl adlandırıyoruz? Elimizde 4 karbonlu bir alkan olsun diyelim. Öncelikle onu da buraya çizeyim. Evet, 1, 2, 3, 4 karbona sahip bir alkan daha önceden gördüğümüz için bu bileşin bütan olduğunu hatırlıyor olmalısınız. Evet, bütan. Elimizde 4 karbonlu bir alken olduğuna göre alkan adının sondaki an eki yerine en eki eklememiz gerekiyor. Dolayısıyla bu moleküle büten diyebiliriz. O zaman bu ismi buraya yazalım. Büten. Sırada bu molekülü numaralandırmak var. Bunun için öncelikle çift bağ içeren en uzun zinciri belirliyoruz. Aslında burada zaten tek bir zincir var. Daha sonra da çift bağın en yakın olduğu uçtan başlayarak karbonları numaralandırıyoruz. Öyleyse bu ikili bağdan başlayarak bu karbona 1 diyebiliriz. O zaman burası 2, buradaki karbon 3, buradaki ise 4 olacak. Gördüğünüz gibi ikili bağ 1 numaralı karbonla başladığı için ismin önüne bir ekliyoruz ve bu molekülü 1-büten olarak adlandırıyoruz. Sanırım ikinci bir örnek daha iyi anlamamıza yardımcı olacak. Böyle bir molekül çizdiğim zaman bunun sikloheksan olduğunu biliyorsunuz. Eğer buraya bir çift bağ eklersem ne olur? Molekülün adı sikloheksen olarak değişir. Bu molekülde ve de bu molekülde karbonların arasında bir çift bağ olduğunu görüyorsunuz. Yani ikisinin de alken fonksiyonel grupları var. Başka bir deyişle ikisi de benzer tepkimelere girecekler. Demek ki tahmin edilebilir kimyasal davranışları var. Bu da moleküllerin üstündeki fonksiyonel grupların gruplandırılmasının, yani bu grupların belirlenmesinin önemini gösteriyor. Bir sonraki fonksiyonel grup örneğimiz alkinler. Bu sefer molekülün içinde üçlü karbon bağ var. Burada da alkinlerin içinde bulunan bu üçlü bağ fark ediyor olmalısınız. Hemen sağda da örneğimiz var. Yine üçlü bağ bulunduran en uzun zinciri belirleyip, üçlü bağın yakın olduğu uçtan başlayarak karbon atomlarını numaralandırabiliriz. Öyleyse bu karbon bir numara olacak. Buradaki karbon 2, buradaki karbon 3, burası ise karbon 4 olacak. Alkineri çizerken aslında doğrusal bir molekül olduğunu biliyoruz. Yani molekülün bu kısmı doğrusal olmalı. Zaten bu nedenle molekülü düz, doğrusal bir çizgi olarak çiziyoruz. 4 karbonumuz olduğuna göre molekülün adının bütle başlayacağını biliyoruz. Alkiner içinde an yerine bir in ekimiz var. Demek ki bu molekül bütin. Buraya bütin yazabiliriz. Gördüğünüz gibi üçlü bağ ikinci karbondan başlıyor. Evet, üçlü bağ tam buradan başlıyor. O zaman adlandırmayı nasıl yapıyoruz? İki bütün. Ayupak yani Uluslararası Kuramsal ve Uygulamalı Kimya Birliği'ne göre bu molekülün ismi iki bütün. Bir sonraki örneğimiz bir aren ya da bir aromatik halka. Gördüğümüz altı karbonlu bir halka. Yapısında da hem tek hem de ikili bağlar var. Hatta üç tane ikili bağ olduğunu söyleyebiliriz ancak yapısında çift ya da ikili bağ var diye hemen alken demememiz gerekiyor. Çünkü arenler alkenlerden daha değişik tepkimelere giriyor. Bu nedenle de farklı bir fonksiyonel grup olarak adlandırılıyorlar. Sağda gördüğünüz bir aren yani bir aromatik halka. Molekülün bu kısmına benzen deniliyor. Bunu da buraya yazalım. Bu arada benzen organik kimyada en fazla bilinen moleküllerden birisidir. Evet benzen halkasına bağlı bir tane de metil grubu var. Bu durumda bu molekülü metil benzen olarak adlandırabiliriz. Ama metil benzen bu molekülün her zaman kullanılan ismi değil. Gerçekte duyacağınız ismi toluen. Yani toluen metil benzene göre daha yaygın olarak kullanılan ismi. Aslında bence toluen arenlere güzel bir örnek oldu. Ayrıca aren fonksiyonel grubu içerdiği için benzenle çok farklı tepkimelere girebilir. Evet arkadaşlar sırada Yine bir fonksiyonel grup var. Bu bir alkil halojenür. Alkil grubuna fonksiyonel bir grup olan halojen bağlanmasıyla oluşan organik bileşiklere alkil halojenür deniyor. Buradaki X klorür ya da bromür gibi bir halojen olabilir. R ise tahmin edebileceğiniz gibi alkil grubu olacak. Sağda gördüğünüz örnekte halojen klorür. Alkil grubuysa etil. Elimizdekiler sırasıyla CH2 ve CH3. Düşünürsek bu molekülün adı etil klorür olabilir ya da kloroetan da diyebiliriz. Sırada fonksiyonel grubumuz alkoller. Alkollerin bir OH grubu, evet tam burada olduğu gibi, bir de molekülün geri kalanını temsil eden R grubu vardır. Örneğimize bakacak olursak OH ya da diğer deyişle hidroksil grubu işte burada. Yanında CH2, CH3 var. Yani molekülün içinde iki tane karbon var. İki karbon olunca bunun etle başlayan bir isim olduğunu öğrenmiştik. Tam ismi ise etanol. Çok iyi bilinen bir molekül daha, etanol. Sonraki molekül bir eter. Eterler sudaki iki hidrojen atomunun alkil veya aril gruplarıyla yer değiştirdiği yapılar. Yani ROR, oksijene bağlı 2R grubu olarak tanımlanabilir. R grupları aynı grup olabildiği gibi birbirinden farklı gruplar da olabilir. Mesela sağdaki moleküle bakacak olursak iki R grubunun da aynı olduğunu görüyoruz. Evet, oksijenimiz burada. Burada bir R grubu, burada da ikinci R grubu var. R diye adlandırdığım gruplarda esasında etil grupları. Öyleyse bu molekülü dietil eter diye adlandırabiliriz. Diyetil eter aslında en çok bilinen eter diyebilirim. Hatta o kadar fazla biliniyor ki bazen sadece eter diye bile adlandırıldığı oluyor. Ama diyetil eter de tabii ki onu adlandırmanın bir yolu. Sıradaki fonksiyonel grup bir tiol. Tiol aslına bakarsanız alkollere çok benziyor. Tek farkı o OH grubu yerine SH grubu içeriyor olması. Yani içinde oksijen yerine kükürt barındırıyor. Tiol için bir örneği de yine hemen sağa bakarak görebiliriz. Elimizde SH ve de etil grubu var. O zaman bu molekülü etanol olarak da adlandırabiliriz. Bir sonraki örneğimiz ise sülfür. Sülfür fonksiyonel grubu da yapı olarak etere benziyor. Hatırlarsanız eterin yapısında oksijene bağlanmış 2R grubu vardı. Burada da kükürde bağlanmış 2R grubumuz var. Aslında etere çok benziyor. Şimdi bir de örneğe bakacak olursak kükürtün yanında yine iki tane de etel grubu görüyoruz. Dolayısıyla bu molekülü diyetil sülfür olarak adlandırmamız gerekiyor. Evet onu buraya yazalım. Diyetil sülfür. Bu video için size son bir fonksiyonel grup göstermek istiyorum. Bir amin. Bu amin için burada bir azot ve bu azota bağlanmış 3 tane R grubumuz var buradaki hidrojenlerden bahsediyor da olabiliriz. Başka bir deyişle bu R gruplarından herhangi biri sadece hidrojen de olabilir. Sağdaki amit örneğinde ortaklanmamış bir elektron çiftine sahip bir azot var. Bu azot ayrıca iki tane etil grubuna ve bir hidrojene bağlı. Aminlerin adlandırılması genelde azota bağlı alkil grubunu belirten sözcüğün sonuna amin kelimesi getirilerek yapılır. Bu durumda bu moleküle dietil amin diyoruz. Evet hemen yazalım. Diyetilamin. Fonksiyonel gruplar tabii ki bu kadarlı sınırlı değil. Burada en sık karşımıza çıkan ve en iyi bilinenlerin bazılarından bahsetmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.